Simay Barlas. O doğduğunda tarih Mayıs 1999'du. Bir abisi vardı. Sokakta oynamaktan eve dönemeyen şanslı çocuklardandı. Eğlenceli ve mutlu bir çocukluk geçirdi. Gardırop magazinden Gülay Özdemir'e verdiği röportajda kendisini şöyle anlatmıştı. "Dört kişilik bir ailenin en küçüğüyüm. İki kardeşiz. Bir abim var. Pek çok kız çocuğu gibi babama düşkünümdür. Ama annesinin kızı beni daha iyi tanımlıyor. Mayıs doğumlu bir boğa burcu kadınıyım. Hayal gücüm en yakın arkadaşlarımdan biri diyebilirim." Oyunculuk hayali kurmaya başladığında küçük bir çocuktu. Hayatıyla ilgili ciddi kararlar verebilecek bir yaşta olmadığı için ailesi devreye girdi. Onun hayallerini ciddiye alan ailesi her zaman kızlarını desteklediler. Simay da onlardan aldığı güçle hayallerinin peşine düştü. Küçükken çok severek, keyif alarak bale yapıyordu. Barlas, Gardırop magazine verdiği röportajda şunları söylemişti. "Oyunculuk çok küçük yaşlarda başlayan bir hayaldi benim için. Şanslıyım ki benim isteğim, ailemin bilinçli oluşu ve farkındalığı beni bulunduğum yere taşıdı. En büyük tutkum oyunculuk ve öğrenmek diyebilirim. Başarılı bir oyuncu olmak istiyorsam hep öğrenmem gerektiğini biliyorum. Çünkü oyunculuk hiç bitmeyen bir serüven. Bu serüven beni her gün daha da heyecanlandırıyor. Bu heyecan da her geçen gün işime daha da büyük bir tutkuyla bağlanmamı sağlıyor." Barlas Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Eğitimine devam ettiği yıllarda ilk oyunculuk deneyimini Paramparça dizisinde canlandırdığı öykü karakteriyle yaşadı. Sonrasında Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer aldı. Zalim İstanbul dizisindeki Damla Karaçay karakteriyle çıkış yakalayan oyuncu, Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda şunları söylemişti. "Damla herkesin hayatında bulunan çok alışıldık bir karakter değil tabii ama ben empati kurarak onu anlayabildiğimi düşünüyorum. O yüzden alışmak çok zor olmadı aslında benim için. Açıkçası hiçbir zaman ne karakter ne de manevi olarak Damla gibi bir hayatım olmadığı için beni en zorlayan yanı bu oldu. Bir hocam karakter oynanmaz, yaşanır demişti ve ben bunu her zaman kulağıma küpe yaptım. O yüzden Damla'yı elimden geldiğince her sahnede yaşatmaya çalışıyorum. Zorlandığım zamanlarda da Fikret abi başta olmak üzere büyüklerimiz her zaman bize yardımcı oluyor." Simay Barlas 2000 yılında Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide Yağmur karakteriyle çıktı karşımıza. Ama en büyük çıkışını Show TV'de yayınlanan Aziz dizisindeki Efnan rolüyle yaşadı. Murat Yıldırım'la başrolü paylaştığı bu dizi hakkında Rita Uçmek'ten Mukaddes Kaya'ya verdiği röportajda şunları söylemişti. "Projeleri değerlendirdiğimiz bir süreçteydik. Aziz hikayesi, oyuncu kadrosu ve ekibiyle en başından beri kalbimi çarptıran bir projeydi. Bir de üstüne Efnan'a aşık oldum resmen. Hayata karşı duruşu, mücadelesi, savaşçı karakteriyle beni çok heyecanlandırdı. Deneme çekimleri yaptık, Murat'la tanıştık derken kendimi sette buldum. Aziz 1930'lu yıllarda Antakya'da geçiyor. İnsanlar çok büyük zorluk ve yokluk içerisinde Fransız işgali altında yaşıyorlar. Bir oyuncu olarak böyle bir proje içerisinde set ortamında dahi olsa o dönem yaşayan insanlarla empati kurmaya çalışıyorum. Ve bu hem zorlayıcı hem de inanılmaz bir his. Sanırım tüm zorluklarına rağmen şu an bulunduğumuz zaman diliminde yaşamaya devam etmek isterdim." Star TV'nin yeni dizisi Ömer, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı dizi, gerek oyuncu kadrosu, gerek hikayesiyle dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Simay Barlas, Aziz dizisindeki başarılı performansının ardından yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in kadrosuna dahil oldu. Süreyya karakterine hayat veren ünlü oyuncu, Selahattin Paşalı tarafından hayat verilen Ömer karakteriyle evlilik için görüşen bir kızı canlandırıyor. Gardırop magazine verdiği röportajda kendini ekranda en beğendiğin, işte bu olmuş dediğin an hangisiydi, bir sahne geliyor mu aklına sorusuna şöyle yanıt vermişti. "Kendini izlerken çok rahatsız olanlardanım. Acaba ne yaptım, bir eksiğim var mı, şöyle oynasam daha mı iyi olurdu, nasıl olurdu acaba gibi. Çünkü hiçbir zaman tatmin olmuyorum, hep daha iyisi olmalı, daha iyisini yapabilirdim aslında diye düşünüyorum."
Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda aşkla ilgili ise şunları söylemişti Güzel Yıldız. Aşkın beni beslediğine inanıyorum ve beslendiğim duygunun gerçek olduğunu bilmek beni ona daha da bağlıyor ve ona daha sıkı sarılıyorum. Aşkın sadece karşı cinsi olan bir ilgi ve duygu olduğunu da düşünmüyorum. Ben işimi, arkadaşlarımı, ailemi çok büyük bir tutkuyla ve aşkla seviyorum. Birinden etkilenebilmem için her şeyden önce ona güvenebilmem gerekiyor. Bu sadece ikili ilişkide değil, kurduğumuz her ilişki için geçerli. Aşk, arkadaşlık, iş fark etmez. Güven benim için çok önemli. Form Sante'den Deran Çetin Saraç'a röportaj veren güzel oyuncu kendisiyle ilgili şunları söylemişti. Sevdiklerimle birlikteysem saçma sapan her şeye gülebilirim. Sinirlenmeye gelince de egoist ve ben merkezci insanlara anlam veremiyorum. İkiyüzlü insan tipine kesinlikle katlanamam ve koşarak uzaklaşırım diyebilirim. En değer verdiğim şeylerse güven, sevgi ve saygı. Set yoğun olduğu için kendime çok zaman ayırıp dinlenemiyorum. Tamamı bana ait bir günü evde kahvemi içip film izleyerek, kitap okuyarak ve dinlenerek geçirmeyi tercih ediyorum. Nazardan çok karmaya inananlardanım. Herkesin bir karması olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız her şeyin bir nedeni olduğu gibi yaptıklarımızın geri dönüşü de var bence. Bazen hemen, bazen yıllar sonra ama önünde sonunda iyiliğin de kötülüğün de karşılıksız kalacağını düşünmüyorum. Uğuran nazardan daha çok inanıyorum. Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan yetenekli oyuncu, hayattaki en büyük tutkun ne ve hayat motton ne sorularına şöyle karşılık vermişti. En büyük tutkum oyunculuk ve öğrenmek. Başarılı bir oyuncu olmak istiyorsam hep öğrenmem gerektiğini ve öğrenmem gereken şeylerin hiçbir zaman bitmeyeceğini biliyorum. Hayattaki en büyük mottom kariyerim. Her gün uyandığımda bugün ne öğreneceğim diye kalkıyorum. Bu heyecan da beni hayatta tutuyor. Cumhuriyet'e verdiği röportajdaysa onu kendi jenerasyonundaki pek çok meslektaşından bir adım ileri taşıyan faktörü şöyle anlatmıştı. İşimi çok seviyorum ve büyük bir tutkuyla yapıyorum. Her gün üstüne bir şeyler eklemeye ve kendimi bu konuda geliştirmeye odaklanıyorum. Oyunculuk sınırları olmayan koca bir dünya ve sürekli hareket halinde olmayı gerektiriyor. Yaptığınız meslek ne olursa olsun başarı için şansın ve yeteneğin ötesinde çok çalışmanın ve öğrenmeye açık olmanın önemine inanıyorum. Bunun için de sürekli çalışıyorum. Biz de yetenekli oyuncuya hayatının geri kalanında başarı ve mutluluk diliyoruz.